Ya ben gidiyordum işte böyle yokuş aşağı. Birdenbire göğsüm sıkıştı, gözüm karardı. Yani fren biren patlamadı ya. Anladım. Zaten test sonuçları çıkınca ne olduğunu iyice anlarız. Güzel, yaranız da çok derin değil. Hızlıca bir temizleyelim. Arkasından da tüm batım ultrason istiyorum. Tahlilleri yaptınız değil mi? Ne tahlili ya? Ben gayet iyiyim. Hiçbir şeyim yok benim. Abi düzenli olarak kullandığın bir ilaç var mı? Arada bir tansiyon hapı atıyorum. O kadar mı? Evet. Böyle acaba kullandığınız, unuttuğunuz ya da söyleyemediğiniz başka bir ilaç olma ihtimali var mıdır? Ya ben bunak mıyım ya? Yok estağfurullah. Gayet iyiyim. Şimdi İlyas abicim, hoca şunu söylemek istiyor. Hani şu kuvvet veren ilaçlardan var ya, güçlendiren, hani onlardan. Tövbe tövbe. Gayet iyi zalim Allah. Bakın eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız. Uzat şuradan ceketin cebindeki telefonu. Yengeni arattıracağım. Var mı bozukluk yok mu anlatsın o sana. Tamam biz yine de sormuş olalım. Birazdan size bir ilaç vereceğiz. Verdiğimiz bu ilaç sizin vücudunuzda bir reaksiyon gösterebilir. Tansiyonunuz düşebilir, felç geçirebilirsiniz. Hatta kalp krizi geçirme riskiniz de var. O yüzden de biz bu soruları sormakla mükellefiz. Yok ya yok. Hiçbir şeyim yok benim. Gayet iyiyim. İlaç bilaç da kullanmıyorum. Nereden çıkardınız bunu ya? Tamam beyefendi. Allah Allah. Siz yine de beyefendiden bir... Pardon bir saniye. Alo. Tamam geliyorum ben. Tamamdır. Hemen. Evet abi. Gel bakalım şu yarana bir bakalım senin. Gel. Müsait misiniz hocam? Birazdan hastama çıkacağım bari ama gel. Bir 5 dakikanızı alacağım. Çok değil. Hem size pasta da getirdim. Sebep? Yeni bir başlangıç için. Tekrar başa mı dönüyoruz bari? Biliyor musunuz hocam ben bir yerde izlemiştim ve orada şöyle bir şey diyordu. Zaman düz bir çemberdir ve insanlar bugüne kadar yaptıkları ve yapacakları şeyi tekrar tekrar yaparlar. Yani sonsuza dek. Yani? Yani... Tamam ben şöyle anlatırsam daha iyi olacak galiba. Ben sizi sevmekten hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyi de düşünmüyorum. Hem bu sefer bakın pastamla geldim. İtirafımı yapmak için hani seneler evvel öyle söylemiştiniz ya. Yalnız bari ben çilekli pasta sevmem. Olsun. Sonuçta bazen çok da sevmediğimiz şeyler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Yani mesela ben de sır tutmaktan hiç hoşlanmıyorum. Ama bazen tutmam gerekiyor. Ne sırrından bahsediyorsun sen? Sır işte adı üstünde sır. Nasıl söyleyeyim? Hem Ziya Nur amca size zamanı gelince açıklar. Var. Bak gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Açık olur musun lütfen? Bu akşam bence merak ettiniz. Bütün cevapları alacaksınız.